Türksat 6A ve IMC durumları nedir? IMC'nin fırlatmaya hazır olduğunu biliyoruz. Ne zaman göreceğiz gökyüzünde? 6A'dan da yine aynı şekilde, o da bu yıl yörüngede yerini alacak. Ne zaman? Şimdi tabii savunma sanayinin bir boyutu, biraz önce işte denizaltılarını konuştuk. Bir tarafta da uzay. Türkiye'nin yani uzay yolculuğunda esasında bir geçmişimiz var. Ama bunu kendi yine aynı şekilde konuşuyorduğumuz yerli ve milli noktasının en üst düzeye çıkardığımız, belki en sınırlı olduğumuz alan uzaydı. Şu an imece uydumuz bizim yüzde, yani arkadaşlarımdan emin misiniz dedim ve o teyitle birlikte söylüyorum, %90'ının yerli olduğu bileşenlerinin. Yani çünkü uyduyu birçok ülke atıyor. Uydu göndermek demek, maddi işte ne kadar zenginseniz sizin uydunuz olabilir. Yani ama o uydunun bileşenlerini tasarlamak ve bileşenlerini yapmak en zor olan ve sizin bir uydunuzu satabilmek istiyorsanız, mesela buradaki ürünler envantere girdi diyoruz işte. Orada ise uzay kalifiye olması lazım. Yani sadece sizin kendi ülkenizdeki bir kurumun değil, Milli işte Savunma Bakanlığımızın değil, dünyadaki bununla ilgili yerel standartlara uyması lazım. Ve uzay kalifiye damgasını, sertifikasyonunu alması lazım. Şimdi bizim imece uydumuz, tarihini inşallah çok yakın zaman, yani duyacağız. Çok yakın zamanda, o kadar yakın diyeyim. Çok yakın. Nisan-Mayıs herhalde ki bu kadar yakın. Çok yakın. İnşallah çok yakın zamanda, yani gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her bir vatandaşımızın, özellikle de gençlerimizin, öğrencilerimizin, çünkü onlar uzaya karşı çok büyük ilgileri var. Biz bunu da yaptık, yapabiliyormuşuz dediğimiz bir gözlem uydumuz. Gözlem uydusu her bir amaç için kullanılıyor Kübra Hanım. Yani bir taraftan evet, ana görevlerinden bir tanesi gözlemlemek, yani istihbarat. Ama aynı zamanda bu kadar iklim değişikliğinin olduğu bir ortamda, ne yazık ki bu kadar işte afetlerin olduğu dönemde gözlem noktası, yani işte enkaz çalışmaları olsun, yangın çalışmaları, sel felaketleri, bunların tümünün gözlemlenebilme yeteneğine sahip ve Türkiye'nin esasında iki tane gözlem uydusu vardı. İşte RASAT diye, Göktürk 2 diye. Bunların çözünürlüğü işte biri 7,5, biri de 2,5 metredeydi. Bu ilk kez Türkiye'nin metre altı. Yani bir metrenin altında. Bir metrenin altında 700 metre yükseklikte ve bir metrenin altında 99 santim çözünürlüğe sahip olan, ama biraz önce de ifade ettim. Bunun ne demek olduğunu bir anlatalım. Haberleşme, yani bu gözlem uydusu gözlem. Bir metrenin altındaki bir sokak görüntüsünü bile, evet, yani bir köpeği yaklaşık olarak gösterecek. Çok net bir şekilde bu tanımlayabilecek. Aynen. Dedim, bu da aslında güvenlik bakımından, güvenlik terörle mücadelede, yani bakın, biz, şehirlerin güvenliğinde, her alanda aynen, önemli. Depremde enkazların hızlı bir şekilde belirlenmesi mesela çok zor bir süreçti. Hı hı. Hatta başka uydulardan da faydalanmaya çalıştık, dünya şeyde, diğer ülkelerin. Dolayısıyla bu uydu görüntüleriyle bu enkaz çalışmalarının veya afet çalışmalarının çok hızlı bir şekilde yapılabileceği, bu sadece kendi ülkemiz için değil, başka ülkelere de hizmet verme noktasında olabileceği. Başka ülkeleri de gözlemlemeye değinecek. Evet, bir imece uydusu, yani içindeki bileşenler, en önemli bileşen kamera. Yani bu kamerayı şu an biz yerli ürettik. Bunun içerisindeki bu işte yıldız izler bileşeni, yani yıldızı izleme, güneşi izleme, tepki tekeri dediğimiz, yani yönlendirme. Bunların tümünü, yani biraz önce ifade ettiğim %90 olan bileşenleri biz hep ithal ediyorduk. Şu an bunları kendimiz yapıyoruz. Peki nasıl oldu? Biz başka yerlerden uydu aldık, onu açtık, baktık. O teknolojiyi ona göre mi geliştirdik? Nasıl bir yol izlendi? Tersine mühendislik var mı? Tabii ki. Mecburen var. Yani şöyle, herkes yapıyor. Yani herkes, biz RASAT uydumuzda işte sanırım bir bileşen, iki bileşen, Göktürk uydumuzda 3-4 bileşen vasıtasıyla ve onları gönderirken kendimiz de o tersine mühendislik ve kendi tasarımımıza katarak yaptık ve uzay kalifiye hale getirmeyi öğrendik. Dolayısıyla bunun anlamı şu. Şu an biz artık Türkiye olarak nasıl bu görmüş olduğumuz savunma sanayi ürünlerinde ihraç edebilme potansiyelini oluşturduk ve hatta ihraç ediyorsak, biz artık gelecekte, ki başladı onu da söyleyeyim. Yani biz şu an yine bir dost müttefik ülkeye iki tane imece kamerasını üretiyoruz şu an. Yine bir dost ülkeye uydu üretmek için ihaleye girdik. Çok güzel. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin
uyduyu bütün olarak, sistem olarak ihalesine girebilmesi demek, ben size satabilirim ve girdiğiniz ülkeler İsrail, Amerika, Almanya, yani girdiğiniz ülkelerin rekabeti bunlarla yapıyorsunuz uzay sektöründe. Teklif vermek dahi şey, yani bir özgüvendir ama biz kısa listeye girdik. Yani ön aşamalar bitti. İnşallah tabii ki şey, yani olayın birçok boyutu var. Kolay bir şey değil. Yani biz teknolojimize güveniyoruz ama günün sonunda karşınızdakiler bu alanda yıllardır bizi masada görmemiş olan ülkeler. Şimdi İMECE'den bahsettik. Biraz da haberleşme uydusu TürkSat 6A'dan bahsedelim. O ne zaman yörüngede olacak? Dediğim gibi inşallah İMECE'yi yakın zamanda göreceğiz ve yani büyük bir, ben bu arkadaşlarımız şu an Amerika'dalar. Fırlatma alanındalar. İşte o kadar yakın. Yani yakın zamanda duyacağız. Yani orada tabii. Bir hafta içinde mi duyacağız yoksa? Vallahi İlk müjdeyi Habertürk'ten veremiyor yani, muyuz? Yakın zaman, tamam, yakın, işte yakın zaman diyelim inşallah. Bir hafta içinde. İnşallah. Söyle Günter Bey, tamam söyledin diyor. Yani inşallah duyacağız. Mandal da kendisi duyurmak istemiyor ama belli ki bir hafta içerisinde İMECE'yi gökyüzünde göreceğiz. İnşallah. Yani bu bizim için ilk sinyalin geldiği ana kadar. Bu insan arkadaşlarımız 2017 yılından beri geceli gündüzü çalışıyorlar. Şu an ailelerinden uzakta 3 aydır Amerika'dalar. Şey için artık yani bütün her şey burada üretildi ama fırlatma oradan olacak. Hı hı. Bazen şurada soruluyor. Her şeyi yaptık da fırlatamadık da ama dünyada bütün ülkeler geliştirdikleri uyduları belli noktalardan fırlatırlar. Burada da SpaceX'in altyapısından fırlatılacak ve 5 tane uydu fırlatılacak. Elon Musk yardım ediyor bize yani. Parasını da ödüyoruz. Çok ödedik mi? Yani tabii ki pazarlık yapıyoruz. Bunun yanında 4 tane de mini uydu, ufak uydu var. Yani bunlar da yine Aselsan'ın olsun. Tutaj. Yine TÜBİTAK'ın 5 uydu aynı anda mı fırlatacağız? Evet, daha fazla sayıda, 13 tane bildiğim kadarıyla uydu ama 5'i Türkiye'ye ait. Bize ait olan. Ama bir tanesi, en büyüğü bizim İMECE. Yani diğerleri çok ufak uydular. 5 Türk yapımı uydu yakında göklerde. Aynen. Ve bunun bir tanesi de sanırım geçtiğimiz yıllarda duyduk. Yani işte Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Grizu takımı diye. Evet. Bu genç arkadaşlarımızın kurmuş olduğu bir startup firması. Bravo. Yani dolayısıyla bu öğrencilerimizin kurduğu startup firmasının uydusu şey de mini uydusu da fırlatılmış. Küp uydusu da. Uydular ne işe yarıyor? Özel fonksiyonları var. Yani değişik verilmiş kendilerine özel fonksiyonlarla. O da küp uydulardan bir tanesi ve bu işten para kazanıyor bu arkadaşlarımız. Yani hobi için yapmıyor. Ey gençler duyun. Evet yani dolayısıyla kendi yaştaşları, hani TÜBİTAK biraz daha mesafe, kamu falan ama bunlar şey öğrenci arkadaşlarımız ve firma kurdular ve şu an uydu fırlatıyorlar. Biz de bundan o yüzden... Ne kadar gurur verici değil mi Günter? Evet, Baykar da şimdi uydu tarafında tabii ki onlar çalışıyor. Da yani ve şunu söylemek lazım tabii yani biz o gün esasında tabii İmece'yi duyacağız çok fazla ama 5 tane uydunun fırlatıldığını Türkiye'den, Türkiye'de geliştirilmiş, tasarlanmış, geliştirilmiş 5 tane Türk uydusu fırlatılacak. Bu güzel bir şey. Bunlar güzel şeyler de konuşmak lazım ülkemizde. Bu Elon Musk'la başka işbirlikleri yapacak mıyız uzay alanında? Tabii şey. Yani bizim işte biliyorsunuz astronot projemiz var. Yani şu an O zaman şöyle sorayım dedim hocam. Biz Türkiye Uzay Ajansı kurulduğunda işte Türkiye'nin uzayla ilgili çalışmalarının azlığını falan vurguluyordu. Hatta biraz dalga konusu oldu. Tabii. Halbuki Türkiye'nin uzay çalışmaları 90'lı yılların başında başlamış. Öyle. Ve bununla aslında bütün güç bir yere toplanmış. Az önce dedik ya kaynak israfı. Aslında uzay ajansıyla işin koordinasyonunu yapıyorsunuz. Evet. Şunu sormak istiyorum. Şimdi TÜBİTAK çalışıyor. Aselsan'ın çalışması TUSAŞ var. TUSAŞ var özellikle. TUSAŞ'ın devasa bir şeyi var. USET diye bir altyapısı var. Altyapısı var. Ne diyelim, laboratuvar mı? İşte entegrasyon. Entegrasyon ve şey. Test ünitesi. Bütün testler o da yapılıyor. Evet. Çünkü o çok önemli ve kıymetli bir şey. Aynen, çünkü bu şey aynı savunma sisteminde de öyle füzelerde. Yani siz füzenizi geliştirip onun işte testlerini yapamadığınız sürece başka ülkeye gönderiyorsunuz. Rüzgar tüneli örneğin veya yine uydularda bu göndermek bir masraf falan değil. Aynı zamanda siz teknolojinizi birisine alın emanet ediyorsunuz. Sen kontrol et diyorsunuz. Evet, yani al öğren. Al öğren veya tehdit şey varsa karşı tehdidini şimdiden oluştur diye. O yüzden bu tipteki altyapılara sahip olmak sadece üretebilmek değil. Üretimle birlikte test altyapılarına sahip olmak bir ülkenin yani Türkiye ülkemizin bu konudaki liderliği anlamında çok çok kritik. O yüzden TUSAŞ'taki USET altyapısı bizim çok de kullandığımız yüksek bir yer. Rakamlı bir maliyetle. Doğru.
kazandırıldı. Bir de teknolojik anlamda da ciddi bir Türkiye'nin emek... Türkiye'nin tek. Şu an bütün hepimiz orayı kullanıyoruz. Yani TÜBİTAK da orayı kullanıyor. Tüm kurumlar orayı kullanıyor. Şimdi Türkiye Uzay Ajansı var. TÜBİTAK var. Aselsan çalışıyor. TUSAŞ çalışıyor. Doğru. Yukarıda da 6 bin tane uydu var. Bunun 3500'ü falan Amerika'ya ait. Doğru. Bizim daha gidecek çok yolumuz var. Çok yolumuz var. Uzayla ilgili değerlendirme yaparsanız Türkiye şu an nerede? Yani hangi kategoride? Daha emekleme aşamasında mı? Yani, yok, emeklemede değiliz. Onu söyleyebilirim. Yani soruyorum. Şu an biz imece uydusunu %90 yerli yapabildiysek bir ülkeye şey verebildiysek, yani ihalesine katılabildiysek, teklif verebildiysek, bir ülkeye kameramızı satabildiysek bu bir önemli bir mesafe. Yani kendi buradaki sorunuzun cevabı bir defa uydular çok ufalacak. Yani şu an evet imece veya işte 6A bu imece 700 kilogramlık. 6A yaklaşık bir insan boyundaydı. Evet, değil evet, mi? Ben yok, görmüştüm. Evet, doğru, şeyde gördünüz, sahada gördünüz. Ve buraya getiremedik. Bayağı kanat şeyleri var. Panelleri ile beraber. 6A 4,5 ton. Dolayısıyla ama gelecekte bu tipteki gözlem uyduları biraz farklı. Ama haberleşme uyduları artık çok çok ufalıyor. Ve çok sivilleşiyor. Evet. Yani kamunun artık rolü azalacak. Yani ne kadar çok sivil firma oluşturabilirsek şu an hem isim vermiyor Türkiye'de de evet. O zaman bu işin ticareti artık. Gençlere yani, çağrı o gençlere zaman. Gençlere çağrı. Yani bu da gerçekten tabii bizim görevimiz de gençleri desteklemek. Dolayısıyla peki. Uydu yapıp fırlatan var. Uydu yapıp fırlattıran var. Evet. Kategori olarak baktığımızda evet. İşte böyle uydu altyapısını yapıp o aşamaya evet. Gelen biz herhalde o ikinci kategoride... Yani şunu net söyleyebiliriz. Yani bu da şeysiz yani abartı olmaksızın. Tasarlayabilen bir ülkeyiz. Bu net. Geliştirebilen bir ülkeyiz. Şu anda bununla beraber inşallah bu uydumuzda hayırlısıyla bir yörüngesine oturup ilk şeyi alırsak sinyalle birlikte görüntüleri de aldığımız zaman gerçekten bunun ülkemiz tarihçesinde, tarihinde önemli bir şey kilometre taşı olacaktır. Yani tasarlayan, geliştiren ve üreten olacağız. Biz şu an dediğimiz gibi hep geçmişte alıp entegre eden ya teknoloji transfer eden ya entegre edendik. Ama şimdi tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke olacağız biz. O yüzden İmece ve 6A bizim için çok kritik. 6A'da İmece tamamen TÜBİTAK kendisini geliştirdi ama 6A'da TÜBİTAK'la birlikte TUSAŞ, Aselsan ve SİTEK diye 4 tane savunma sanayi kuruluşu yapmış olduğu bir çalışma. Savunma o sanayi da, başkanlığının kuruluşu SİTEK. Evet. TUSAŞ'ın sanırım ortak olduğu evet. Şu an. O da yıl sonunda inşallah.